Üniversite seçimini yapan adaylar sonuçları beklerken şimdiden kiralık ev bulma yarışı da başladı. İstanbul'daki birçok semtte kiralık evlere ve yurtlara ilgi büyük. Peki bu yıl bütçe ne olmalı? İşte birkaç alternatif. En yani düşük harcamam 2500 liraya yakın oluyor. Öğrencilerin okul telaşına bir de kalacak yer eklendi. Yurtlara ve kiralık evlere talepler arttı. Sınav bitti. Şimdi bekliyorlar. Bayramdan sonra da kayda gelecekler. Ve... Sen de baktın evlere? Ben de baktım. Ben çok kötü evler. Kaç para şu an kira? 2-200. Hani bir haftaya falan bayağı evler kapış kapış gider. Öğrenciler okuyacakları okulları seçerken bir yandan da kalacakları evleri ayarlamaya çalışıyorlar. İlçe ilçe talepler değişiyor, fiyatlar fark ediyor. Şimdi bir öğrenci 1+1 tutmak isterse yeni binalarda 2500-3000 lira arası fiyatlar değişiyor. Eski binalarda kiralık daire oranları da 1500'den başlıyor. Beşiktaş'ta 3+1 daireler yeni binada 3500-4000. Ama üniversite kampüslerine yakın olan diğer ilçelerde ise fiyatlar biraz daha düşük. Ayaza, Şişli, Kağıthane bölgelerinde 1500 liraya bile orada öğrenciler iki oda bir salon daire bulabilirler. Bakırköy, Bahçeşehir yine aynı şekilde 2000 lira civarı. Öğrenciler genellikle arkadaşlarıyla ev tutmayı tercih etse de yurtlar da önemli bir alternatif. Bakın onlardan birindeyiz. Gördüğünüz gibi içeri girer girmez bir mutfak karşılıyor sizi. Televizyon ve oturma grubu. İşte burada 3 kişi konaklayabiliyor. Hemen içeri girdiğinizde bu odada bir çalışma masası var ve yatak var. Burada bir öğrenci bir aylık 1500 lira ödeyerek kalabiliyor. Yemek yapmak istemeyenler otel gibi hizmet veren yurtları tercih ediyor. 24 saat sıcak su, spor merkezi, hatta yüzme havuzlu yurtlar ilgi çekiyor. İnternet, elektrik, bedavadan servis, üniversiteye gidip gelme, hafta 2 gün temizlik dahil. Eğer sadece sabah kahvaltı eklenirse 1600 liraya bizim 4 kişilik odamızda bir ay boyunca konaklayabiliyor.